Tavamızın içine biraz yağımızı boşalttık. Dana böbreklerini ince ince doğradık. Doğradıktan sonra içine ilave ettik. Yavaş yavaş kavurmaya başladık. Onu güzelce bir şekilde bir kavururken biraz daha lezzetli ve güzel olması için defne yaprağımızı, karabiberimizi, tuzumuzu ekledik ve kavurmaya devam ettik. İyice bir kavurduk. Kullanacağımız kadar soğanımızı içine ilave ediyoruz. Piyaz şeklinde doğradık, ilave ettik ve tekrardan kavurmaya devam ettik. Onunla beraber yavaş yavaş kavururken biberlerimizi de aynı şekilde karışık biberlerimizi doğradık, içine ilave ettik. İyice bir kavurmaya devam ettik. Ondan sonra onu kavururken domatesimizi ilave ettik. Tekrardan kavurmaya devam ettik. İyice bir kavurduktan sonra tabağımızın bir köşesine püremizi ayıracağız. Diğer tarafına böbrekleri ilave edeceğiz. Ondan sonra bir köşesine de soğanlarımızı da piyaz şeklinde doğrayacağız. Güzelce bir şekilde sumakla beraber hazırlayacağız. Kenarlarını süsleyeceğiz. Ve süsledikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzeti hem de farklı bir sunumumuz olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.